Serge Sarkisyan, yıkılan Sovyetler Birliği'nin parçası olan geçmişi fırtınalarla dolu bir ülkenin, Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı. Mart başında Paris'e resmi bir ziyarette bulunan Sarkisyan, 1915 olayları, Ermenistan-Türkiye ilişkileri ve yukarı Karabağ sorunuyla ilgili Euronews'ün sorularını cevapladı. Ermenistan, Güney Kafkasya'da Doğu Avrupa'nın Güneybatı Asya ile buluştuğu önemli jeopolitik noktada bulunuyor. 1993 Yukarı Karabağ Savaşı'ndan bu yana ülkenin Türkiye ile olan sınırı kapalı. Ermenistan'ın Yukarı Karabağ işgali bölgede yaşayan Azeriler ve Ermeniler için tam bir yıkım oldu. Sayın Sarkisyan, iyi akşamlar. Euronews'e hoş geldiniz. Çok önemli bir konuyla başlayalım. Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi 22'ye karşı 23 oyla Osmanlı döneminde yaşanan 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı. Sizce söz konusu tasarı komiteye neden şimdi geldi? Why do you think the resolution Ermeni soykırımının tanınmasıyla ilgili tartışmalar Amerikan siyasetinde yeni bir konu değil. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi geride kalan son 10 yılda birkaç defa tasarıyı tanıdı. Amerika'nın 42 eyaleti bu olayları soykırım olarak zaten kabul ediyor. 4 Mart'taki kabul bizim için ne bir sürpriz, ne de yeni bir gelişme. Banazeva mesamar voç boş tarırdın ki voçel çölen olursun. Do you think of any particular ways in which we can Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşme sürecinde tasarının şimdi oylanmasını manidar buluyor musunuz? Turkish-Armenian reconciliation. Tek ne Türkiye Türkiye'ye hep ilişkilerimizi yeniden canlandırma konusunu i̇stişare Türkiye ile ele almaya devam ediyoruz. İstişare ön koşulsuz yapılmalı. Türkiye'nin bizi herhangi bir şeyle suçlamaya ve koşul öne sürmeye hakkı yok. İlişkileri ön koşulsuz başlatmak herhangi bir konuya değinmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Diyelim ki mucize eseri Türk Meclisi protokolleri onayladı. Ermeni Meclisi de aynısını yaptı. İlişkilerimizi yeniden kurduk. Ve sonra üçüncü bir ülke soykırım meselesini kasıtlı olarak gündeme getirdi. Ne yani? Türkler bunu mazeret kabul edip ilişkileri yine mi kesecek? Eğer Ermenistan'ın temel sorunları işsizlik, ekonomik dışlanma, Türkiye ve Azerbaycan'la devam eden uzun soluklu anlaşmazlıklarsa bu problemler şimdi daha kolay çözülemez mi? Türkiye ile yaşadığımız anlaşmazlıklar dünden kalma değil. Türkiye 17 yıl boyunca Ermeni sınırını kapalı tuttu. 17 sene önce soykırımla ilgili bir tasarı gündemde var mıydı? Türkiye'nin nüfus, toprak ve güç bakımından büyük bir ülke olduğunun farkındayız. Ermenistan'dan çok daha fazla büyük bir ülke. Herkes soyutlanmış bir hayat sürseydi anlayışla karşılayabilirdik ama Türkiye ve Ermenistan olarak biz tıpkı Amerika, Fransa ve Avrupa Birliği gibi uluslararası toplumun parçalarıyız. Uluslararası toplumda konuları her yönüyle değerlendirmelidir. Soykırımın tanınması konusuna dönmek istiyorum. Bu mesele hem kendi ülkelerinde hem de diasporada yaşayan Ermenilerin önceliği ise lütfen söyler misiniz? Erivan Üniversitesi 2007'de İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedi Nejat'a neden onur nişanı verdi? Halbuki İran, Yahudi soykırımını tanımıyor. Biliyorsunuz, komşularımıza ve diğer dünya liderlerine bizim gibi düşünmelerini dayatamayız.

Erivan Üniversitesi'nin bu adımı da Ermenilerin real politiği mi? Bu karara Erivan Üniversitesi'nin belirli bir konuya özel yaklaşımı olarak bakıyorum. Bu yaklaşım Avrupa ve demokrasisi gelişmiş ülkelerde çok yaygındır. Şubat'ta Londra'da Yukarı Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olmadığını söylediniz. Uluslararası toplumun bu konuyla ilgili farklı bir düşüncesi, farklı bir yaklaşımı var gibi görünüyor. Uluslararası toplumun farklı fikirde olduğunu sanmıyorum. Tarihi bilgiler gayet açık. Yukarı Karabağ Azerbaycan'ın toprağı hiç olmadı. Yukarı Karabağ, Sovyetler Birliği döneminde Komünist Parti'nin Kafkas Bürosu tarafından Azerbaycan'a bağlandı. Uluslararası toplum Sovyetlerin çöküşünü neden alkışladı? Uluslararası toplum neden hala Ermenistan'ı, Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı Sovyetler Birliği'nin parçası olarak saymıyor? İş Karabağ mevzuna gelince Azerbaycan'ın parçası olduğu mu söyleniyor? Mantıklı görünmüyor değil mi? Kind of is... Bu anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulmak için ne gibi tavizler vermeyi düşünüyorsunuz? Sorunun kaynağına inmeden sonuçlarını ortadan kaldıramayız. Meselenin temelinde yukarı Karabağ halkının özgür iradesinin tanınma konusu vardır. Bu hak tanınmalı ve uygulanmalıdır. Hak tanınırsa diğer sorunlar kolaylıkla çözülecektir. Ermenistan ve yukarı Karabağ'daki Ermeniler sorunun hızla çözülmesiyle yakından ilgileniyor. Bölgede kalıcı barış ve güvenlik yukarı Karabağ'ın Azerbaycan'a verilmesine karşı çıkarak sağlanabilir. Azerbaycan, yukarı Karabağ'a farklı bir oluşum olarak asla ve asla tanımayacağını açık ve net bir şekilde ifade etti. Asla izin vermeyecekler. Uluslararası toplumun çözüm önerisi nedir? Bakın, sorun uluslararası prensiplerin üç temel ilkesine dayandırılarak çözülür. Bir, self-determinasyon hakkı. İki, toprak bütünlüğü. Üç, güç kullanılmaması. Röportajımızı fırsat bilerek medya aracılığıyla Azeri tarafına güç kullanmama anlaşması imzalamayı öneriyorum. Böyle bir anlaşma <laughs> yukarı Karabağ ve Ermeni halklarına güven verecektir. <laughs> ve bu güvenin sağladığı şartlar altında detaylı görüşmelere başlayacağız. Biz Ermeniler olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü hakkındaki fikrimizi defalarca belirttik. Peki Azeriler yukarı Karabağ halkının özgür iradesinden bugüne kadar hiç bahsettiler mi? Ne zaman özgür irade ile ilgili ortak demeçler versek, Azerbaycan Ermeni halkının özgür iradesine hiç değinmiyor. Tartışmanın ana unsuru olan yukarı Karabağ halkının özgür iradesinden hiç bahsetmiyor. pastı. President Sarkisyan, thank you for this interview.